babanın amcası. Çevrede tanımayan yoktur onu. Öf, ne uğursuz bir ihtiyardı. 60 yıldır tanırdım onu. Fransızları ülkeden kovan Çar Alexander'ı Taganrog'dan arabayla Moskova'ya getirdikleri günden beri. Toprağı bol olsun, Çar'ı karşılamaya birlikte gitmiştik. Büyük şose o zamanlar Bahmut'a kadar gitmiyordu. Korodisça'daki kuş yuvalarının olduğu Yesavlavka'da, şimdiki Kovilev'de bitiyordu. İmenya'nın ruhunu şeytana satmış biri olduğunu daha o zamanlar anlamıştım. Şuradan anladım. Köylülerden biri hep susuyor, koca karı işleriyle ilgileniyor. Yalnız başına yaşamak istiyorsa işin içinde bir bit yeniği vardır. Yefim de gençliğinden beri hep susar, insanları yan yan süzer, yanındakilere sanki yukarıdan bakardı. Kiliseye adımını atmazdı. Arkadaşlarıyla dolaşmaz, meyhaneye gitmezdi. Hep tek başına bir köşede oturur veya koca karılarla çene çalardı. Gençliğinde bostanlarda gündeliğe gider arıcılık yapardı. Bazen biri gelirdi yanına. O anda kavun karpuz ıslık çalmaya başlardı bostanda. Bir keresinde de kocaman bir turna balığı tutmuştu. Ama ne balıktı. Oho ho diye kahkahalar atıyordu sanki. Panteley, oluyor böyle şeyler dedi. Genç çoban yan döndü. Simsiyah kaşlarını kaldırıp dik dik baktı ihtiyara. Karpuzların ıslık çaldığını duydun mu sen hiç? Diye sordu. Duymasına duymadım. Çok şükür duymadım. Derinden bir soluk aldı ihtiyar. Ama çok kimseden duydum aynı şeyi. Akıl alacak şey değil ama. Şeytan istese taşa bile ıslık çaldırır. Bir keresinde kıyıda kayalar 3 gün 3 gece uğuldamışlardı. Kulaklarımla duydum bunu. O turna balığı da kahkahayla gülmüştü. Çünkü Ymenia'nın yakaladığı aslında turna balığı değil, bir cindi. O anda bir şey geldi ihtiyar çobanın aklına. Çabucak doğruldu yattığı yerden. Soğuktan üşüyormuş gibi ellerini yenlerinin içine soktu, burnunu çekti ve kadınlar gibi çabuk çabuk konuşarak anlatmaya başladı. Tanrım korusun bizleri. Bir gün kıyıdan kıyıdan Nova Pavlovka'ya gidiyordum. Bir fırtına koptu ki feci. Tabana kuvvet koşmaya başladım. Baktım önümde çalıların arasında beyaz bir öküz gidiyor. Kimindir acaba bu öküz diye sordum kendi kendime. Şeytan neden buralara getirmiş onu? Yürürken kuyruğunu sallıyor, mö 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 ediyordu. Adımlarımı sıklaştırıp yetiştim ona. Dönüp baktım. Bir öküz değil, Ymenia'ydı bu. Hemen aç çıkardım. Ama o gözlerini patlatıp yüzüme baktı. Bir şeyler homurdanmaya başladı. Çok korktum. Yan yana yürümeye başladık. Korkumdan bir şey söyleyemiyordum. Gök gürlüyor, şimşekler çakıyor. Söğütler ta suya kadar yatıyordu. Birden kardeşlerim, yalan söylüyorsam Tanrı cezamı versin. Önümüzden bir tavşan koşarak yolu karşıdan karşıya geçiyordu ki, yolun ortasında durdu bu tavşan. İnsan gibi konuşmaya başladı. Merhaba köylüler! Yaşlı çoban gene atın çevresinde koklanarak dolaşmaya başlayan uzun tüylü köpeğe bağırdı. Defol pis hayvan! Arsız! Korucu. Olur böyle şeyler, dedi. Hala kıpırdamadan atının eğrine yaslanıyordu. Sesi derin düşüncelere dalmış insanlarınki gibi alçaktan ve boğuk çıkmıştı. Düşünceli, kendinden emin bir tavırla tekrarladı. Olur böyle şeyler. Yaşlı çoban anlatmayı sürdürüyordu ama artık o kadar heyecanlı değildi. Aşağılık bir ihtiyardı Ymenia. Köylülere özgürlük verilmesinden 5 yıl sonra dairede kırbaçladılar onu. Çünkü şeytanlığını göstermek için bütün Kovilev'e gırtlak hastalığı bulaştırmıştı. O zaman kolera salgınında olduğu gibi çok insan ölmüştü. Kısa süren bir sessizlikten sonra genç çoban sordu. Peki nasıl bulaştırmış hastalığı? Nasıl bulaştırdığını bilen yoktu. Aslında bunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yoktu. Anlamak isteyen anlardı. Ymenia yılan yağıyla öldürdü insanları. Bu öyle bir yağdır ki yağın kendisi değil kokusu bile öldürür insanı. Panteley onayladı. Çok doğru. Bizim çocuklar öldürmek istediler onu. Ama yaşlılar izin vermediler. Çünkü hazinelerin nerelerde gömülü olduğunu yalnızca o biliyordu. Ondan başka bilen biri yoktu. Buralardaki hazineler büyülüdür. Öyle ki hazineyi bulursun ama göremezsin. Ama o görüyordu. Bazen kıyı boyunda veya ormanda yürürken çalılıklarda, kayalıklarda ateşler, ateşler, ateşler görürdü. Sanki kükürt yanıyor sanırdınız. Bir keresinde ben de görmüştüm.
Hepimiz yemeğe ya şimdi hazinenin yerini gösterecek ya da kendi kazıp hazineyi çıkaracak diye beklerdik. Gel gelelim, kılını kıpırdatmaz da hain. Bilirsiniz, köpek kendi yemez, başkalarına da yedirmez diye bir deyim vardır. Öyle geberdi gitti işte. Ne kendi bir hazineyi kazıp çıkardı, ne de insanlara yerini gösterdi. Atlı korucu tekrar yaktı çubuğunu. Işığında uzun bıyığı, sivri burnu bir an aydınlandı. Zayıf ışık elinden kasketine uzandı. Sonra eğerin üzerinden atın sırtından geçip kulaklarının çevresinde yelesinin arasında kayboldu. Buralarda çok hazine vardır, dedi korucu. Yaşlı çoban derinden çekti içini. Hem de nasıl? Herkes biliyor olduğunu ama kazıp çıkarabilen yok. Tam nerede olduklarını kimse bilmiyor. Ayrıca buraların hazinelerinin hepsi büyülüdür. Bulmak, görmek için tılsımın olmalı. Tılsımın yoksa hiçbir şey gelmez elinden. Yimenya'nın tılsımları vardı. Şeytandan aldığı tılsımlar. Kimseye söylemiyordu onları. Genç çoban 2 adım kadar yaklaştı ihtiyara. Başını ellerinin arasına alıp gözlerini ona dikti. Siyah gözlerinde bir korku, merak vardı. Karanlıkta belli olduğu kadarıyla kaba genç yüzü sanki daha da ablaktı şimdi. Dikkatle dinliyordu yaşlı çobanın anlattıklarını. Yaşlı çoban anlatmayı sürdürüyordu. Kitaplar da yazıyor buralarda çok hazine olduğunu. Bunu söylemenin gereği bile yok. Söylenecek bir şey yok bu konuda. İvanovka'da Novopavlovski'den emekli bir ere bir kağıt göstermişler. Kağıtta bir hazinenin yeri işaretliymiş. Hazinede kaç kilo altının olduğu, nasıl bir kap içinde bulunduğu bile yazılıymış. O kağıda bakarak hazinenin yerini çoktan bulurlardı ama hazine büyülüydü, görünmüyordu ki. Genç çoban sordu. Neden görünmüyor dedeci? Bir nedeni olsa gerek ama eğer söylememiş ne olduğunu. Büyülü işte. Tılsım gerekli. Yaşlı çoban korucuya içindeki her şeyi açıklıyor gibi heyecanla anlatıyordu. Konuşmaya pek alışık olmadığı için anlatırken zorlanıyor, çabuk çabuk konuşmaya çalışıyor, kekeliyor, iyi konuşamadığından sözlerine daha bir canlılık vermek için elini, kolunu, başını sallayıp duruyordu. Cılız omuzlarını kaldırınca çadır bezinden gömleği yukarı sıyrılıyor, güneş yanığı sırtı görünüyordu. Aşağı çekeliyordu onu. Ama gömleği hemen tekrar yukarı sıyrılıyordu. Sonunda yaşlı çoban söz dinlemez gömleğin bu yaptığından sabrı tükenmiş gibi ayağa fırladı. Yüksek sesle anlatmayı sürdürdü. Toprağın altındaysa ne anlamı olabilir mutluluğun? Boşu boşuna yok olur gider orada. Çürümüş saman veya koyun gübresi gibi hiçbir işe yaramaz. Ama buralarda her yer mutluluk doludur delikanlı. Herkese yeter de artar bile. Ama hiç kimse bulamıyor onu, göremiyor. Herkes beyler veya devlet gelsin, onu bulup alsın götürsün diye bekliyor. Beyler tepeleri kazmaya başladılar bile. Kokusunu aldılar. Gözlerini köylülerin mutluluğuna dikmişler. Devlet de uyanık. Yasada yazdığına göre hazine bulan bir köylü götürüp devlete teslim etmek zorunda. Çok beklersiniz. Yemek bol ama size yok. Yaşlı çobanın yüzünde küçümseme dolu bir gülümseme belirdi. Atlı korucu onun anlattıklarını ilgiyle dinliyor, başını sallayarak onaylıyordu. Ama duruşundan, yüzündeki ifadeden, susmasından, yaşlı çobanın anlattıklarının onun için yeni olmadığı, onun anlattıklarından çok daha fazlasını bildiği, bu konuyu uzun zamandır düşündüğü belliydi. Yaşlı çoban utana sıkıla başını kaşıyarak anlatmayı sürdürüyordu. Ne yalan söyleyeyim, gençliğimde 5-10 kez ben de aradım mutluluğu. Buraları hep aradım ama her seferinde büyülüsüne rastladım. Babam da, kardeşim de aradı. Hiçbir şey bulamadılar. Mutluluğu bulamadan öyle ölüp gittiler. Toprağı bol olsun, kardeşim İlya'ya bir papaz, Taganrog'da, kale içinde bir yerde, yan yana 3 taşın altında bir hazinenin olduğunu, bu hazinenin büyülü olduğunu söylemiş. Hatırlıyorum, 39 yıllarıydı. Matveyev tepesinde el dokuması kaba kumaş satan biri vardı. Adam tılsımlar da satıyordu. İlya bir tılsım satın aldı ondan. Yanına 2 köylü alıp Taganrog'un yolunu tuttu. Kardeşim kaleye yaklaşınca tüfekli bir askerin orada nöbet tuttuğunu görmüş. Bozkır'ın sessizliğinde bir ses işitildi. Uzaklarda bir yerde bir şey taşa çarparak öfkeyle "Ah!" diye bağırdı sanki. Tak 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 diye ses çıkararak uzaklaştı Bozkır'da. Ses artık duyulmaz olunca yaşlı çoban olduğu yerde sakin, kıpırdamadan ayakta duran Pantele'ye şaşkın şaşkın baktı. Genç çoban,
Maden ocağında kuyunun kovasının ipi koptu, dedi. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Samanyolu soluklaşıyor, kar gibi yavaş yavaş eriyor, kayboluyordu. Gökyüzü bulanık, kapalıydı. Bulutlarla mı kapalıydı, yoksa bulutsuz muydu henüz belli değildi. Yalnızca doğuda sökmek üzere olan şafağın aydınlığından, yer yer göz kırpan yıldızlardan bulutsuz olduğu anlaşılıyordu. Sabahın ilk esintisi geçen yıldan kalma kuru otları hafiften kımıldatarak ama hışırdatmadan yol boyunca esti. Korucu dalıp gittiği düşüncelerden sıyrılıp başını silkeledi. İki eliyle tutup eğeri şöyle bir salladı. Kayışını çekeledi ve ata binmeye karar veremiyormuş gibi tekrar durup düşünceye daldı. Evet, dedi. Dirseğin ağzına yakındır ama ısıramazsın. Mutluluk var ama arayıp bulamazsın. Çobanlara döndü. Hayal kırıklığına benzeyen üzgün bir gülümseme dolaştı yüzünde. Bir süre sonra sol ayağını üzengiye sokarken ekledi. Evet, mutluluğu görmeden, nasıl bir şey olduğunu bilmeden ölüp gideceğiz. Genç olanlarımız görürler belki ama bizim için çok geç artık. Sabah çiğiyle ıslanmış uzun bıyığını sıvazlayarak atına bindi. Bir şeyi unutmuş veya söylememiş gibi gözlerini kısıp uzaklara baktı. Görünen son tepenin mavi bir sisle kaplı olduğu bozkırda hiçbir şey kıpırdamıyordu. Ufukta ve uçsuz bucaksız bozkırda yer yer havaya asılı gibi duran nöbetçi kulelerinin, mezar tümseklerinin hüzünlü ağır bir görünümü vardı. Onların kıpırtısızlığında, suskunluğunda, yüzyılların uzaklığı ve insana karşı tam bir umursamazlık hissediliyordu. Aradan 1.000 yıl daha geçecek, milyarlarca insan ölecek, onlar ölenlere hiç acımadan, yaşayanlarla hiç ilgilenmeden gene böyle duracaklar oldukları yerde. Neden öyle durduklarını, altlarında bozkırın hangi sırlarını sakladıklarını bilmeyecek hiç kimse. Uykudan uyanan kargalar tek tek sessizce uçuyorlardı bozkırın üzerinde. Çok uzun yaşayan bu kuşların tembel uçuşunda da, her gün aksatmadan tekrarlanan sabahta da, uçsuz bucaksız bozkırda da hiçbir anlam yoktu. Atlı korucu gülümseyerek, "Of ya, ne engin bir bozkır bu," dedi. "Hadi git bul kolaysa mutluluğu." Sesini alçaltıp yüzüne ciddi bir ifade takındıktan sonra sürdürdü konuşmasını. "Belki de bir iki hazine gömülüdür şurada. Ama insanlar bilmiyorlar bunu. Oysa yaşlı köylüler, özellikle askerler biliyorlardır. Şu uzaktaki dağlarda," korucu kamçısıyla uzakları gösterdi. "Belki de bir zamanlar haydutlar altın taşıyan bir kervana saldırmışlardır. Kervan belki de altınları Voronej'de donanma yaptıran Çar Petro'ya, Petersburg'a götürüyordu. Haydutlar kervandakileri öldürmüşlerdir. Altınları toprağa gömmüşlerdir. Sonra da nereye gömdüklerini unutmuşlardır. Bir başka hazineyi bizim don kazakları kazıp gömmüştür belki. 1812'de Fransızların her şeyini, altınlarını, gümüşlerini almışlardır. Sonra evlerine dönüşte yolda komutanlığın Fransızlardan alınan altınları, gümüşleri toplayıp aldığını duymuşlardır. Neden komutanlığa vereceklerdi altınlarını? Uyanıklar Fransızlardan aldıkları altınları, gümüşleri sonradan çocukları alsınlar diye tutup toprağa gömmüşlerdir. Ama nereye gömdüklerini bilen yoktur. Yaşlı çoban üzgün mırıldandı. Öyle şeyleri ben de duydum. Gene düşüncelere daldı Panteley. Evet, öyle olsa gerek. Bir sessizlik oldu. Korucu dalgın dalgın baktı uzaklara. Gülümsedi. Yüzünde gene bir şeyi unutmuş, bir şeyi sonuna kadar söylememiş gibi bir ifadeyle dizginleri salladı. At isteksiz isteksiz yürüdü. 100 adım gittikten sonra başını kararlı bir tavırla silkeledi Panteley. Dalgınlığından kurtuldu. Atını kırbaçlayıp tırsa kaldırdı. Çobanlar yalnız kalmışlardı. Yaşlı çoban, "Makarovski çiftliğindendir bu Panteley. Yılda 150 ruble veriyorlar ona. Yemeği de bey mutfağından. Kafası çalışan biri." Uyanan koyunlar, sayıları 3.000 kadardı, yapacak başka işleri olmadığından istemeye istemeye henüz iyice boyatmamış ezik otlara doğru yürüdüler. Henüz güneş doğmamıştı. Ama uzaklarda, tepelerde bulutlara benzeyen sivri tepeli Saur Margila dağı da görünüyordu artık. Magila'nın tepesine tırmanacak olsa insan oradan gökyüzü gibi dümdüz, uçsuz bucaksız ovayı, beylerin, Almanların çiftliklerini, molakanları, köyleri görebilirdi. Gözleri kuvvetli bir kalmıksa kenti, trenleri bile görürdü. Dünyada sessiz bozkırdan,
Yüzyıllık mezarlıklardan başka bir dünyanın olduğu ancak oradan görünür. Toprağa gömülü mutluluğu da, koyunları da umursayan yoktur o dünyada. Yaşlı çoban tepesi çatallı uzun bastonunu yokladı, ona dayanarak ayağa kalktı. Susuyordu. Genç çobanın yüzündense korku ve merak ifadesi hala gitmemişti. Duyduklarının etkisi altındaydı. Ve sabırsızlık içinde daha başka öyküler dinlemeyi bekliyordu. Yattığı yerden doğrulurken sordu. Dedecim, kardeşin İlya o askeri görünce ne yaptı? Yaşlı çoban onun bu sorusunu duymadı. Dudaklarını oynatarak dalgın dalgın genç çobana bakarken mırıldandı. Sanka, ben hep İvanovka'da o askere gösterilen kağıdı düşünüyorum. Pantele'ye söylemedim, deme gerek. O kağıtta hazinenin yeri o kadar açık işaretliydi ki, köylü bir kadın bile kolayca bulurdu onu. Neresi söyleyeyim mi sana? Bagataya Baloçka'yı biliyorsun. Orada kaz ayağı gibi üç kola ayrılmış kuru ağacı da biliyorsundur, değil mi? İşte ortadaki kolun altında. Peki kazacak mısın orayı? Deneyeceğim, şansım varsa. Peki dedecim, hazineyi bulunca ne yapacaksın? Yaşlı çoban gülümsedi. Ben mi? Yeter ki bulayım. O zaman herkese gösterirdim gününü. Ne yapacağımı biliyorum. Ama hazineyi bulursa ne yapacağını söyleyemiyordu ihtiyar. Bu soru ömründe ilk kez soruluyor olmalıydı ona. Ama hafifleme ve ilgisizlik okunan yüzünden bunu o kadar önemsemediği, üzerinde düşünmeye değer bulmadığı belliydi. Sanka'nın kafasında bir soru daha vardı. Hazineleri her zaman neden bir ayağı çukurda yaşlılar arıyorlardı? Ama bu sorusunu soramamıştı ihtiyara. Sorsaydı da yaşlı çobanın buna bir cevap vermesi zordu. Kocaman kıpkırmızı güneş, hafif bir sis arasından yavaş yavaş yükseliyordu. Henüz soğuk geniş ışın demetleri çiğ kaplı otların üzerinde yıkanarak bundan hoşlanıyormuş gibi neşeyle uzanıyorlardı bozkırda. Gümüş rengi pelin otları, mavili sarılı çalılar, kır çiçekleri hepsi güneşin ışığını sevinçle karşılamış gülümsüyordu. Yaşlı çobanla Sanka ayrılıp sürünün iki ucuna geçtiler. İkisi de direk gibi kıpırdamadan ayakta duruyor, yere bakıyor, düşünüyordu. İhtiyar mutlulukla ilgili düşüncesini atamıyordu kafasından. Sanka ise gece dinlediklerini düşünüyordu. Onu ilgilendiren hiç de ihtiyaç duymadığı, anlayamadığı mutluluk değil, insan mutluluğunun doğaüstülüğü, inanılmazlığıydı. Yüzlerce koyun birden ürküp işaret almış gibi bir yana doğru koşmaya başladı. Sanka da koyunlara uyup onlarla birlikte aynı yöne doğru anlaşılmaz bir korku içinde koştu. Ama çabuk toparladı kendini, bağırdı. Tüh sefiller! Neden ürktünüz öyle? Güneş uzun, güzel bir gün müjdeleyerek toprağı ısıtmaya başladığında, gece boyu hareket eden, ses çıkaran her şey yarı uykuya daldı. Yaşlı çobanla Sanka, ellerinde bastonları, sürünün iki yanında duaya durmuş dervişler gibi kıpırdamadan karşılıklı dikiliyorlardı. Derin düşüncelere dalmışlardı. Birbirlerinin farkında değillerdi artık. İkisi de kendi dünyasına dalmıştı. Koyunlar da düşünüyorlardı. 1887. Öğretmen. Kulikin'in oğulları kumaşçılık fabrikasının okulunda öğretmenlik yapan Fyodor Lukiç Siso'ya kutlama yemeğine gitmek için hazırlanıyordu. Sınavlar bittikten sonra fabrika yönetimi her yıl kutlama yemeği verirdi. Bu yemeğe devlet okulları müfettişi, sınavlarda bulunan her öğretmen ve fabrika yönetimi katılırdı. Lezzetli yemeklerin yendiği, neşeli geçen bu kutlama yemekleri resmi olmalarına karşın her zaman çok uzun sürerdi. Aslı üstlüğü unutan, yalnızca yıllık çalışmalarını düşünen öğretmenler bol bol yer, dostça içki içer, sesleri kısılana dek sohbet eder, ancak gece geç saat fabrika çevresini şarkılarla, öpüşme sesleriyle doldurarak dağılırlardı. Fabrika okulunda geçirdiği yıllarla orantılı olarak Sisoyev bu kutlama yemeklerine 13 kez katılmıştı. Şimdi de kendisine elinden geldiğince neşeli ve rahat bir tavır takınmaya çalışarak 14. kez katılmaya hazırlanıyordu. Yeni aldığı siyah takım elbisesini tam bir saat fırçayla temizlemiş, bir o kadar zamanda son moda gömleğini giyerken aynanın karşısında geçirmişti. Gömleğinin düğmeleri nedense iliklere rahat girmiyordu. Bu yüzden köpüren Fyodor Lukiç de karısına söyleniyor, bağırıp çağırıyordu. Zavallı karısı çevresinde dört dönüyordu. Yorgun düşmüştü artık. Sonunda Fyodor Lukiç de sıkılmıştı.
Mutfaktan temizlenmiş botinlerini getirdiklerinde onları ayağına geçirecek gücü kalmamıştı artık. Biraz uzanıp su içmesi gerekmişti. Karısı içini çekip, "Çok çabuk yoruluyorsun," dedi. "Yemeğe gitmesen iyi ederdin." Öğretmen öfkeyle kesti karısının sözünü. "Rica ederim bana akıl verme." Keyfi hiç yerinde değildi. Çünkü son sınavlar çok canını sıkmıştı. Aslında güzel geçmişti sınavlar. Son sınıf öğrencilerinin hepsi başarı belgesi ve armağanlar almıştı. Fabrika yönetimi de, il eğitim müdürlüğü de bu başarıdan çok mutlu olmuştu. Ama öğretmen bunu yeterli bulmuyordu. Her zaman tek yanlışsız yazan Babkin, dikte sınavda 3 yanlış yapmıştı. Öğrenci Sergeyev de heyecandan 17 ile 13'ü çarpamamıştı. Genç ve deneyimsiz müfettiş de dikte sınavı için çok zor bir parça seçmiş, onun okumasını rica ettiği komşu okulun öğretmeni Lyapunov ise bir meslektaş gibi davranmamış, parçayı sözcükleri ağzında yuvarlayarak okumuştu. Öğretmen karısının yardımıyla potinlerini ayağına geçirip aynada kendine son bir kez daha çekidüzen verdikten sonra bastonunu alarak kutlama yemeğine gitmek üzere çıktı. Kutlama yemeğinin verildiği fabrika müdürünün dairesinin kapısında küçük bir tatsızlık geldi başına. Birden öksürmeye başladı. Öksürük nöbeti sırasında şapkası başından uçtu, bastonunu da düşürdü. Onun öksürdüğünü duyan öğretmenler ve müfettiş kapıya koşmuşlardı. Öğretmen Fyodor Lukiç Sisoyev merdivenin en alt basamağında oturuyordu. Yüzü gözü ter içindeydi. Hayretle sordu müfettiş. Fyodor Lukiç, siz miydiniz? Siz, geldiniz ha? Ne olmuş? Aman efendim evde kalmalıydınız siz. Bugün çok hastasınız çünkü. Dün nasılsam bugün de öyleyim. Gelmem hoşunuza gitmediyse dönerim. Neden böyle söylüyorsunuz Fyodor Lukiç? Böyle konuşmanızın ne gereği var? Rica ederim. Bu kutlama bizlerden çok sizin için. Çok sevindik geldiğinize, buyurun. Kutlama için müdürün evinde her şey hazırdı. Duvarları Alman taş baskı renkli tablolarla süslü geniş salon ıtır çiçeği kokuyordu. Uşaklar iki masa hazırlamıştı. Büyük olanı yemek, küçüğü ise öteki mezeler için. İndirilmiş panjurların aralarından öğlen sonrası güneşinin sıcak ışınları salona zar zor süzülüyordu. İçerisinin loş havası, perdelerdeki İsviçre manzaraları, ıtır çiçekleri, her şey ufak tefek, iyi yürekli, kocaman göbekli, ışıl ışıl bakışlı ev sahibi Alman gibi cana yakın, duyguluydu. Adolf Andreiç Bruni, adı böyleydi, mezelerin bulunduğu küçük masanın çevresinde yangın varmış gibi telaşla koşturuyor, kadehlere içki dolduruyor, tabaklara meze koyuyordu. Konuklarını gerektiği gibi ağırlamak, onları neşelendirmek, dost canlısı olduğunu göstermek için elinden geleni yapmaya çalıştığı belliydi. Konuklarının omuzlarını okşuyor, gözlerinin içine bakıyor, gülüyor, ellerini ovuşturuyor, sözün kısası iyi yürekli bir köpek gibi onlara yaranmaya çalışıyordu. Sisoyev'i görünce kesik kesik sesiyle, "Fyodor Lukiç, kimi görüyorum?" dedi. Çok sevindim. Hasta olduğunuz halde geldiniz. Beyler, gözünüz aydın. Fyodor Lukiç geldi. Bu arada öğretmenler meze masasının başına toplanmış atıştırıyorlardı. Sisoyev yüzünü ekşitti. Arkadaşlarının onu beklemeden yemeye içmeye başlamaları canını sıkmıştı. Aralarında dikte parçasını okuyan Lyapunov ilişti gözüne. Yanına gidip şöyle dedi ona. Bir meslektaşa yakışmadı bu yaptığınız. Evet efendim, hiç yakışmadı. Dürüst bir insanın yapacağı şey değildi yaptığınız. Lyapunov yüzünü buruşturup karşılık verdi. Ahtar, hala aynı şey. Bıkmadınız mı artık? Evet, hala aynı şey. Öğrencim Babkin diktede hiçbir zaman hata yapmazdı. Parçayı neden öyle okuduğunuzu biliyorum. Sizin okulunuz daha başarılı olsun diye öğrencilerimin başarılı olmasını istemiyorsunuz. Her şeyin farkındayım. Lyapunov'un canı sıkılmaya başlamıştı. Ne diye üstüme geliyorsunuz? Dedi. Benden istediğiniz nedir? Müfettiş üzgün bir tavırla araya girdi. Beyler yeter artık. Önemsiz şeyler için birbirinize sataşmayın. Ha üç yanlış olmuş, ha hiç yanlış olmamış, ne önemi var? Hayır efendim, önemi var. Benim Babkin'in hiçbir zaman yanlışı olmaz. Lyapunov öfkelenmişti. Yükseltti sesini. Adam üstüme üstüme geliyor. Hasta olmasından yararlanıyor, herkese çatıyor. Ama şunu bilesiniz ki beyim, hasta olduğunuza bakmam. Sisoyev de öfkeyle bağırdı. Hastalığımı karıştırmayın.
Size ne benim hastalığımdan? Takmışsınız kafanıza hastalığımı. Hastasınız, yok efendim hastasınız da. İlginize çok ihtiyacım vardı sanki. Hem hasta olduğumu nereden çıkardınız? Sınavlardan önce hastaydım, evet, doğru bu. Ama iyileştim artık. Biraz bitkinlik kaldı üzerimde, o kadar. Din dersi öğretmeni Peder Nikolay, "Çok şükür iyileştiniz," dedi. "Bunun için sevinecek yerde sinirlisiniz. Sağa sola çatıyorsunuz." Genç bir papazdı. Kahverengi şık bir cübbeyle gene öyle bir pantolon vardı üzerinde. Sisoyev kesti onun sözünü. "Siz de farklı değilsiniz. Sorular anlaşılır, açık olmalı. Oysa siz her zaman bilmece gibi sorular soruyorsunuz. Doğru değil bu yaptığınız." Güçlükle yatıştırdılar Sisoyev'i. Masaya oturttular. Ne içeceğine uzun süre karar veremedi. Sonunda yüzünü buruşturup yeşil bir içkiden yarım bardak içti. Arkasından bir parça börekle yumurta ve soğan aldı önüne. Ağzına attığında börek çok yavan geldi ona. Tuzladı böreği. Sonra önünden öfkeyle uzağa itti onu. Çünkü bu kez çok tuzlu olmuştu. Yemekte müfettişle Bruni'nin arasına oturttular Sisoyev'i. İlk çeşitten sonra her zaman olduğu gibi kadeh kaldırmaya başladılar. Müfettiş şöyle başladı. "Kadehimizi okulumuzun kurucusu Daniil Petrovic ve Bruni fısıldadı ona. "Ve Ivan Petrovic için. Ve okulumuza hiçbir yardımı esirgemeyen Ivan Petrovic Kulikin için kaldırıyorum." Bruni birden ayağa fırlayıp ekledi. "Kendi adıma da devlet okulları müfettişi Pavel Gennadievich Nadorov'un sağlığına kaldırıyorum kadehimi." Sandalyeler geri çekildi, yüzleri gülümseme kapladı ve olağan kadeh tokuşturma başladı. Üçüncü kez kadeh kaldırma sırası her zaman Sisoyev'indi. Bu kez o kalktı ayağa, konuşmaya başladı. Ciddi bir tavır takınıp şöyle bir öksürdükten sonra önce kendisinin güzel konuşma yeteneğinin olmadığını, bir konuşmada hazırlamadığını söyledi. Bu okulda çalıştığı 14 yılda kendisine çok oyunlar oynandığını, arkasından çok kuyular kazıldığını, hatta kendisiyle ilgili çok şikayetler yapıldığını ve düşmanlarını, onu şikayet edenleri bildiğini ama onların kimler olduğunu burada açıklamayacağını söyledi. Kimsenin iştahını kaçırmak istemiyormuş. Çevrilen entrikalara karşın Kulikin okulu yalnızca manevi değil, maddi yönden de bütün ilde en iyi okulmuş. "Her yerde öğretmenler 200 ile 300 arasında ücret alıyorlar," diye sürdürdü konuşmasını. "Ama ben 500 ruble alıyorum. Üstelik oturduğum daire yeniden onarıldı. Mobilyalarımı bile yeniledi fabrika. Bu yıl duvar kağıtlarımı da yenileriyle değiştirdi." Öğretmen Fyodor Lukiç daha sonra devlet okullarıyla bölgesel okullara oranla kendi okulunda kırtasiye gereksiniminin çok daha iyi karşılandığını anlatmaya koyuldu. Ayrıca onun düşüncesine göre okulun yurt dışında yaşayan, belki de onun varlığından bile haberleri olmayan sahiplerine değil, Alman asıllı ve Lüter dininden olsa bile Rus ruhu taşıyan Bruni'ye minnettar olması gerektiğini ekledi. Uzun uzun konuştu Sisoyev, kesik kesik ama cafcaflı konuşuyordu. Ne var ki konuşması uzadıkça sıkmaya başladı. Arada bir düşmanlarından da söz ediyor, bu konuda imalarda bulunuyor, aynı şeyi bir kez daha tekrarlıyor, öksürüyor, yakışıksız bir biçimde parmaklarını oynatıyordu. Sonunda bitkin düştü, terledi, alçak sesle, kesik kesik, kendi kendine konuşuyor gibi konuşmaya başladı. Ve konuşmasının sonunu tuhaf bir biçimde getirdi. "Bu nedenle kadehimi Bruni'ye, yani Adolf Andreiç'e kaldırmak istiyorum. Çünkü burada aramızda bildiğiniz gibi..." Konuşmasını bitirdiğinde herkes rahat bir soluk aldı. Sanki biri havaya soğuk su püskürtmüş, salondaki sıcak havayı serinletmişti. Görünüşte yalnızca Bruni rahatsız olmamıştı onun bu konuşmasından. Alman duygulu gözlerini parlatıp Sisoyev'in yüzüne heyecanla bakarak kuvvetlice sıktı elini. Tekrar köpek gibi sırnaştı ona. Sol elini kalbinin üzerine koyup, "Ah, çok teşekkür ederim," dedi. "Ah" sözcüğünü üzerine özellikle basarak söylemişti. "Beni anlayabildiğiniz için çok mutluyum. Bütün ruhumla her şeyin en iyisini diliyorum sizin için. Yalnız şunu da belirtmeliyim, yaptıklarımı çok abartıyorsunuz. Okul bu başarısını yalnızca size borçludur saygıdeğer dostum Fyodor Lukiç. Siz olmasaydınız okulumuzun öteki okullara bir üstünlüğü olmazdı. Size iltifat etmek için böyle söylediğimi sanıyorsunuzdur.
Alman kibarlık ediyor diye geçiriyorsunuzdur içinizden. Ha. Hayır dostum Fyodor Lukiç. Dürüst bir insanım ben. Kompliman olsun diye bir şey söylemem. Size yılda 500 ruble veriyorsak bizim için çok değerli olduğunuz içindir. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet baylar, gerçektir bu söylediğim. Başka hiç kimseye ödemiyoruz bu parayı. Siz de kabul edersiniz ki iyi bir okul fabrikamızın onurudur. Müfettiş araya girdi. Bütün içtenliğimle itiraf etmem gerekir ki gerçekten olağanüstü bir okulunuz var. Bunu size övmek için söylediğimi düşünmeyin. En azından bu kadar güzel bir okul görmedim ben. Sınavlarınızı izlerken hayretler içinde kaldım. Çocuklarınız harika. Çok bilgililer ve çok güzel cevaplar veriyorlar. Üstelik özellikleri olan çocuklar. Ürkek değiller, içtenler. Sizi sevdikleri de çok belli Fyodor Lukiç. Kusursuz bir eğiticisiniz. Öğretmen olarak gelmiş olmalısınız dünyaya. Her şeyiniz tam. Bilginiz, yılların verdiği deneyiminiz, mesleğinize sevginiz. Sağlığınızın yerinde olmamasına karşın enerjiniz, bilginiz şaşırtıyor insanı. Nasıl desem, kendinize güveniniz sonsuz. Okul kurulunda birinin dediği gibi, mesleğinizin ozanısınız siz. Gerçekten öyle. Yemekte herkes Sisoyev'in olağanüstü öğretmenlik yeteneğini övmeye başlamıştı. Suyu tutan bent yıkılmıştı sanki. İçten heyecanlı konuşmalar birbirini izliyordu. Sisoyev'in konuşması da, huysuzluğu da, aşırı titizliği de, yüzündeki tatsız ifade de unutulup gitmişti. Pek konuşkan olmayanlar da, ürkekler de, yeni atanmış genç öğretmenler de, ezik olanlar da, müfettişi efendim diyerek yücelten çekingen gençler de, herkes konuşmaya başlamıştı. Çevresinde çok sevilip sayıldığı belliydi Sisoyev'in. 14 yıllık öğretmenliği süresince başarılara, övgülere alışık olduğu için kendisini sevenlerin heyecanlı sözlerini şimdi kayıtsız dinliyordu. Onun yerine Bruni heyecanlanıyordu. Alman bu övgüler öğretmen için değil de kendisi içinmiş gibi her sözcüğü havada kapıyor, neşeleniyor, ellerini çırpıyor, utanıyormuş gibi kızarıyordu. Bravo, bravo diye bağırıyordu. Gerçekten bravo, aklımı okudunuz. Harika. Büyük mutluluğunu onunla paylaşmak istiyormuş gibi öğretmenin gözlerinin içine bakıyordu. Sonunda dayanamadı artık, ayağa fırladı. İnce tenor sesiyle bütün sesleri bastırarak bağırdı. Baylar, bir şey söylememe izin verin. Susun lütfen. Bütün bu söylenenlerin karşısında yalnızca şunu söyleyebilirim. Fabrika yönetimi Fyodor Lukiç'e borçlu kalmayacaktır. Birden herkes sustu. Sisoyev bakışını Alman'ın kıpkırmızı olmuş yüzüne çevirdi. Bruni ciddi bir tavır takınıp sesini alçalttı. Hak ettiğini vereceğiz ona. Bütün bu söylediklerinizin karşısında sizlere şunu açıklayayım ki Fyodor Lukiç'in ailesinin geleceği garanti altına alınacaktır ve bunun için gerekli para bir ay önce bankaya yatırılmıştır. Sisoyev, Alman'ın ve salondakilerin yüzüne sorar gibi baktı. Anlayamamıştı. Neden onun değil de ailesinin geleceği sağlanacaktı? Herkesin ona yönelmiş kıpırtısız bakışında, her zaman nefret ettiği o acıma ve merhamet duygusunu değil de, yumuşak, hassas başka bir şey çekmişti dikkatini. Gördüğü şey aynı zamanda korkunç bir gerçeğe benzeyen, son derece uğursuz bir şeydi sanki. Birden bedeninin buz kesmesine neden olmuştu bu şey. Ruhunu anlatılamaz derin bir umutsuzlukla doldurmuştu. Allak bullak oldu yüzü. Bembeyaz kesildi. Birden ayağa fırladı. Başını ellerinin arasına aldı. Orada bir şey görüyormuş gibi gözlerini önünde bir noktaya dikip 15 saniye kadar öyle durdu. Bruni'nin sözüne ettiği o çok yakın ölümünü görüyordu sanki orada. Sonra oturdu, ağlamaya başladı. Endişeli sesler geliyordu kulağına. Yeter artık. Ne oluyorsunuz? Su getirin. İçin şu suyu. Aradan biraz zaman geçti. Öğretmen sakinleşti. Ama salondaki o neşeli hava yok olmuştu artık. Yemek hüzünlü bir sessizlik içinde ve önceki yıllarda olduğundan çok daha erken sona erdi. Eve dönünce aynaya baktı Sisoyev. Çevresi mosmor gözlerine, çökük yanaklarına bakarak düşünüyordu. Boş yere bağırıp çağırdım orada. Bugün yüzümün rengi dünküne oranla çok daha iyi. Biraz kansızım, gastritim var, hepsi bu. Öksürüğüm de gastritten.
Kendini böylece rahatlattıktan sonra yavaş yavaş soyundu. Siyah takım elbisesini uzun uzun fırçaladı. Sonra özenle dolabına yerleştirip kapağını kilitledi. Sonra öğrenci defterlerinin yığılı olduğu masaya gitti. Arasından Babkin'in defterini çıkarıp aldı. Oturup öğrencisinin pek hoş el yazısına haz duyarak bakmaya başladı. O öğrencilerinin yazılarını incelerken bitişik odada bölge doktoru oturuyor, fısıldayarak karısına şöyle diyordu. Yemeğe gitmesine engel olmalıydınız. Bir hafta ömrü kalmış bir insan öyle yere gönderilir mi? 1886. Yürek acısı. Kime anlatayım yüreğimdeki acıyı? Hava kararmıştı. Henüz yeni yanmış sokak fenerlerinin çevresinde iri ıslak kar taneleri tembel tembel dönüyor. Çatıların, atların üzerini, insanların omuzlarını, şapkalarını ince yumuşak bir tabakayla örtüyordu. Kızak sürücüsü Iona Potapov'un üstü başı bembeyazdı. Bir hayaleti andırıyordu. Canlı bir bedenin eğilebileceği kadar öne eğilmiş, hiç kıpırdamadan sürücü yerinde öylece oturuyordu. O anda başından aşağı koca bir kar yığını düşse bile üzerindeki karları silkelemeyi gerekli görmezdi sanki. Kızağına koşulu atı da onun gibi bembeyazdı ve o da kıpırdamıyordu. Hareketsiz dimdik duruşuyla, bedeninin köşeli yapısıyla, değnek gibi bacaklarıyla yakından bile daha çok at biçimindeki bir kapiklik kurabiyeleri andırıyordu. Her halinden derin düşüncelere dalmış olduğu belliydi. Bir atı pulluktan çıkarıp alışık olduğu gri renk tarlalardan uzaklaştırıp buraya getirir, kızağa bağlar, o korkunç ışıkların, dinmek bilmez bu gürültünün, koşuşturan insanların ortasına atarsanız başka ne yapmasını beklersiniz? Iona ile atı uzun zamandır yerlerinden kıpırdamıyorlardı. İşe öğleden önce çıkmışlardı. Karanlık kentin üzerine çökmeye başlamıştı. Ama hala bir müşteri yoktu. Sokak fenerlerinin soluk ışıkları canlanmış, sokakların kalabalığı artıyordu. Bir ses duydu Iona. Arabacı, bu Borskaya'ya çek. Ürperdi Iona. Karla kaplı kirpiklerini arayıp baktı. Kaputlu, kapüşonu başında bir subay gördü. Subay tekrarladı. Vyborskaya'ya çek. Ne o, uyuyor musun yoksa? Vyborskaya'ya çek. Iona anladığını göstermek için dizginleri aldı eline. Atın üzerindeki, Iona'nın omuzlarındaki karlar döküldü. Subay kızağa bindi. Iona dudaklarını şapırdattı. Kuğu boynunu andıran boynunu uzatıp doğruldu ve gerektiğinden çok alışkanlıkla kırbacını salladı. At da uzattı boynunu. Değnek gibi bacaklarını oynattı ve kararsızca yürüdü. Kızak hareket eder etmez, İona karanlıkta kalabalığın arasından bir sesin yükseldiğini duydu. Nereye ey salak? Nereden gittiğinin farkında değil misin? Sağdan yürü. Subay da kızmıştı. Kızak kullanmasını bilmiyor musun sen? Sağdan gitsene. Bir kupa arabasının sürücüsü küfür etti. Karşıdan karşıya geçerken atın burnu omzuna çarpan bir yaya, kolundaki karları silkeleyerek kötü kötü baktı İona'ya. Sürücü yerinde iğne üzerinde oturuyormuş gibi sıkıntıdan kımıldanıp duruyordu İona. Dirseklerini sağa sola çarpıyor, yanıyormuş gibi çevresine bakınıyordu. Nerede olduğunu, neden burada bulunduğunu bilmiyordu sanki. Subay takıldı ona. Akılsız aşağılık herifler. Senin yoluna çıkıyorlar, kendilerini atının önüne atıyorlar. Sanki söz birliği yapmışlar. İona geri dönüp yolcusuna baktı, dudaklarını oynattı. Besbelli bir şey söylemek istemişti ama yalnızca bir hırıltı çıkmıştı ağzından. ''Ne dedin?'' diye sordu subay. Acı bir gülümseme dolaştı İona'nın yüzünde. Gırtlağını zorlayarak kısık bir sesle karşılık verdi. ''Bu hafta, efendim, oğlum öldü de.'' ''Hım, neden öldü?'' İona bütün bedeniyle döndü müşterisine. ''Kim bilir?'' dedi. Sıtmadandır. Hastanede 3 gün yattı ve öldü. Besbelli Tanrı öyle istedi. Karanlıkta bir ses yükseldi. Yoluna geçsene be adam! Aklını peynir ekmekle mi yedin? Gözlerini aç, gözlerini! Subay, sür hadi sür dedi. Bu gidişle yarın ancak varırız gideceğimiz yere. Dürtsene atını. İona gene uzattı boynunu. Oturduğu yerde hafifçe doğruldu ve kırbacını indirdi. Sonra birkaç kez daha dönüp baktı yolcusuna. Ama subay gözlerini kapamıştı. İona'nın anlatacaklarını dinlemek istemediği belliydi. Yolcusunu Vyborskaya'da indirdikten sonra bir meyhanenin önünde durdu İona.
Gene önüne eğildi. Kıpırdamadan beklemeye başladı. Islak kar onun da atının da üzerini kapladı gene. Bir saat, sonra bir saat daha geçti aradan. Üç genç galoşlarını hızla yere vurup birbirlerine küfürler ederek yaya kaldırımından geçiyordu. İkisi uzun boylu ve zayıftı, biri ise ufak tefek ve kamburca. Kambur olanı titrek bir sesle seslendi. "Hey, arabacı! Poliseyski köprüsüne! Üç kişi, bir 20'lik veririz." İona dizginleri aldı, dudaklarını şapırdattı. 20 kapik çok düşük bir fiyattı ama fiyatı düşünecek durumda değildi İona. Ha bir ruble olmuş, ha 5 kapik. Şimdi hepsi bir de onun için. Yeter ki yolcu olsundu. Gençler itişip kakışarak, küfürler ederek geldiler. Üçü birden bindiler kızağa. Bu kez kimler oturacak, kim ayakta duracak tartışması başladı. Uzun küfürleşmelerden, kaprislerden, sistemlerden sonra aralarında en ufak tefek olduğu için Kambur'un ayakta durmasına karar verdiler. Kambur, İona'nın hemen arkasında durup tam kulağının dibinde titrek sesiyle bağırdı. "Hadi yürü! Bas kırbacı! Amma da şapka senin şu kafandaki be kardeş! Tüm Petersburg'u arasan daha berbatını bulamazsın." Güldü İona. Çok doğru söyledin. Ne duruyorsun be adam, sürsene. Bütün yolu böyle mi gideceksin ha? Patlatmayayım şimdi enseni." Uzun boylu olanlardan biri, "Başım çatlıyor," dedi. "Dün gece Dukmasovlarda vaska ile içtik." Öteki uzun boylu kızdı ona. "Ne diye yalan söylersin anlamam," dedi. "Yalan söylüyorsun." "Emin ol, doğru." "Neresi doğru bunun?" İona kıs kıs güldü. "Hihi, neşeli çocuklar." Kambur söyleniyordu. "Hay miskin herif, doğru dürüst gidecek misin, gitmeyecek misin be adam? Kızak dediğim böyle mi gidermiş? Kırbaçlasana şu hayvanı. Hay şeytan, şöyle adam akıllı indirsene kırbacı." Hemen arkasında kamburun tepindiğini hissediyordu İona. Kendisine küfürler edildiğini duyuyor, yoldan gelip geçenleri görüyor, İçindeki yalnızlık duygusu yavaş yavaş dağılıyordu. Kambur hiç durmadan en ağır küfürleri etmiş, sonunda öksürmeye başlayınca susmuştu. Uzunlar Nadejda Petrovna diye birinden söz etmeye başladılar. İona arada bir dönüp onlara bakıyordu. Bir an susmalarını bekleyip gene arkasına döndü, mırıldandı. "Geçen hafta benim oğlum öldü." Öksürüğü geçen kambur ağzını silerken içini çekip, "Hepimiz öleceğiz," dedi. "Hadi sür sen, sür. Baylar, artık böyle gidemeyeceğim ben. Ne zaman götürecek bizi bu adam gideceğimiz yere? Hafiften dürtsene onu ensesinden. Duydun mu pislik herif? Patlatacağım şimdi ensene. Böyle adamların kızağına binmektense yayan gitmek daha iyi. Duydun mu beni hemşerim? Yoksa umrunda değil mi söylediklerim?" Ve İona ensesine bir şaplak indiğini hissetmekten çok duyunca gülümsedi. Neşeli çocuklar. Tanrı sağlık versin onlara." Uzun boylu olanlardan biri sordu. "Hey, arabacı, evli misin sen?" "Ben mi?" "Bakıyorum da çok neşelisiniz beyler. Artık tek karım kara toprak. Hiho, mezarım yani. Oğlum öldü ama ben yaşıyorum. Çok tuhaf. Ölüm kapıyı şaşırdı. Benim yerime oğlumu aldı." Oğlunun nasıl öldüğünü anlatmak için arkaya döndü İona. Ama o anda derin bir soluk aldı kambur. Nihayet geldiklerini söyledi. İona 20'liği aldıktan sonra karanlıkta kaybolan gençlerin arkasından uzun uzun baktı. Gene yapayalnız kalmış, gene derin bir sessizlik başlamıştı onun için. Kısa bir süre için dinen yürek acısı yeniden başladı. Şimdi daha da acıtırcasına yakıyordu göğsünü. Sokağın iki yanında yürüyen insanları endişeyle, içi sızlayarak uzun uzun izledi İona. Bu binlerce insan arasında onun yürek acısını dinleyecek bir kişi yok muydu? Ama insanlar onu da, onun yürek acısını da fark etmeden gelip geçiyorlardı yanında. Çok büyük, sınırsız bir acı vardı içinde. O anda İona'nın göğsü birden açılsa, bütün dünyayı kaplayacak bir acı taşardı herhalde. Ama şimdi hiç kimse görmüyordu acısını. Öylesine küçük bir kabuğa sığmıştı ki gündüz fenerle arasan da bulunmazdı. Çuval taşıyan bir kapıcı ilişti İona'nın gözüne. Onunla konuşmaya karar verdi. "Ey dostum, saat kaç biliyor musun?" "Ona geliyor.
Ne diye durdun önümde? Hadi yürüsene. İona birkaç adım sürdü atı. Gene önüne eğilip yürek acısına bıraktı kendini. İnsanlarla konuşmasının bir şeye yaramayacağını anlamıştı artık. Ama aradan 5 dakika geçtikten sonra doğruldu. Büyük bir acı hissetmiş gibi başını silkeledi ve dizginlere asıldı. Dayanamayacaktı artık. Hana döneceğim, diye geçirdi içinden. Hana. Bunu anlamış gibi at birden hızlanmıştı. 15 dakika sonra İona Han'da kirli büyük Rus sobasının yanında oturuyordu. Sobanın üzerinde, çevresinde yerlerde, kanepelerde insanlar horluyordu. Boğucu bir hava vardı içeride. İona uyuyanlara bakıp kaşınıyor, işi bu kadar erken bıraktığı için üzülüyordu. Arpa parası bile kazanamadım, diye düşünüyordu. Can sıkıntım da bundan işte. İnsanın karnı toksa, atının da aç olmadığını biliyorsa, her zaman keyfi yerindedir. Köşeden bir delikanlı kalktı. Uykulu uykulu inleyerek su kovasına yürüdü. Canın su içmek mi istedi? Diye sordu İona. Herhalde. İyi, şeker bal olsun. Biliyor musun dostum, oğlum öldü benim. Duydun mu? Geçen hafta hastanede öldü. Ne tuhaf. İona sözlerinin nasıl bir etkisi olduğuna baktı. Ama hiçbir şey göremedi. Delikanlı yorganını başına çekmiş uykuya dalmıştı bile. İçini çekti ihtiyar. Kaşındı. Delikanlının su içmek istediği gibi onun canı da konuşmak istiyordu. Oğlu öleli neredeyse bir hafta olacaktı. Hala şöyle doyasıya konuşamamıştı kimseyle. Birilerine sindire sindire anlatmak istiyordu acısını. Oğlunun nasıl hastalandığını, ne acılar çektiğini, ölürken ne dediğini, nasıl can çekiştiğini anlatmak istiyordu. Onu nasıl kara toprağa verdiklerini, çocuğunun giysilerini almak için hastaneye nasıl gittiğini. Kızı Anisya'yı köyde bırakmışlardı. Ondan da söz etmeliydi. Anlatacak o kadar çok şeyi vardı ki. Onu dinlerken ah vah etmeli, içini çekmeli, dualar etmeliydi karşısındaki. Bir kadın bulup ona anlatsaydı belki daha iyi olurdu. Kadınlar biraz aptaldırlar ama daha ikinci sözcükte hüngür hüngür ağlamaya başlarlardı. Düşünüyordu iyi ona. Gidip ata bakayım bari. Her zaman uyuyabilirim. Nasılsa şimdi uyuyamayacağım. Giyinip atının olduğu ahıra gitti. Arpayı, samanı, havaları düşünüyordu. Yalnızken oğlunu düşünemiyordu. Yanında biri varken oğlundan söz edebiliyordu ancak. Ama yanında kimse yoksa, oğlunu düşünmek, gözünün önüne getirmek dayanılmaz bir acı veriyordu ona. Atının parlak gözlerini görünce sordu İona. Geviş mi getiriyoruz? Getir, getir. Arpa parası kazanamazsak zaman yiyeceksin. Evet, öyle. Çok çalışamıyorum artık, yaşlandım. Ben değil, oğlum çalışmalıydı artık. Doğrusu yaman bir sürücü de olacaktı. Yaşasaydı tabii. Bir süre sustu İona. Sonra devam etti. İşte böyle sevgili atım. Uzma İon hiç yok artık. Birden öldü. Pis pisine öldü. Düşün ki bir tayın var. Sen de bir annesin. Ve birden öldü tayın. Çok üzülürsün değil mi? At geviş getirirken dinliyor ve sahibinin ellerine geliyordu soluğu. İona kendini kaptırıp her şeyi anlattı atına. 1886